Hacettepe Üniversitesi, Çin'den getirilen koronavak aşısının faz 3 etkililik oranı ve yan etkilerini araştırdı. 14 Eylül tarihinde Türkiye'de uygulanmaya başlayan Sinovac yapımı koronavirüs aşıları, belirli testlerden geçti. Uygulamalar sonucunda %83,5 etkililik oranı olduğu aktarılan aşıda, bazı yan etkilere de rastlandı. Profesör Doktor Serhat Ünal ve Profesör Doktor Murat Akova'nın yaptığı açıklamada, aşının baş ağrısı, kas ağrısı, titreme, yorgunluk, ateş gibi yan etkileri bulunduğu aktarıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. En sık görülen yan etkiler, yorgunluk %9,8, baş ağrısı %7,6, kas ağrısı %3,8, ateş %2,5, titreme %2,4 ve lokal yan etkilerden en sık görüleni ise enjeksiyon yerinde ağrıdır. Bunun oranı da %1,6'dır. Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği Coronavac isimli koronavirüs aşısının faz 3 Türkiye sonuçları merakla bekleniyordu. Hacettepe Üniversitesi'nde yapılan basın toplantısının ardından Coronavac'ın etkililiği %83,5 olarak bildirildi. Aşının yan etki sonuçları ve etkinlik oranları Profesör Doktor Serhat Ünal ve Profesör Doktor Murat Akova tarafından açıklandı. Sağlıklı gönüllülerle yürütülen Coronavac faz 3 klinik çalışması ile koronavirüs pandemisine karşı geliştirilen Coronavac aşısının güvenliliği ve RT-PCR ile doğrulanmış semptomatik COVID-19 hastalığına karşı koruyuculuğunun değerlendirilmesi amaçlandı. Öncelikle çalışma kapsamında 10.250 kişiye aşı ve plasebo, boş aşı uygulandığı belirtildi. Üniversiteden yapılan açıklamada, faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği %83,5, hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 ifadeleri yer aldı. 14 Eylül'de başlatılan faz 3 aşı çalışmalarında, çalışma süresince hem aşı hem boş aşı olanlarda ölüme rastlanmadı. Çalışmanın çift kör randomize plasebo kontrollü bir klinik araştırma olduğu belirtilen bilgi notunda şunlar aktarıldı. Gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo verilmiştir. Bilgisayar programı tarafından rastgele olarak grubun belirlenmesi işlemine randomizasyon adı verilmektedir. Hangi gönüllüye ne yapıldığını gönüllü ve araştırma ekibi bilmemektedir. Çalışmanın protokolünde sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşama olarak ve toplamda 12.450 gönüllünün dahil edilmesi planlanmaktaydı. Sağlık çalışanlarından oluşan her iki aşı uygulamasının bir uygulaması gerçek aşı olurken, normal riskli gönüllüler bölümünde yapılan her üç aşı uygulamasının iki uygulaması gerçek aşı koluna randomize edilmiştir, yani gönüllülere gerçek aşı yapılma ihtimali 3/2'dir. Klinik çalışmanın 14 Eylül'de ilk gönüllünün dahil edilmesi ile başlatıldığı belirtilen bilgi notunda 18-59 yaş arası gönüllüler gerçek aşı ve plasebo kolları olmak üzere iki ayrı kola dahil edilmiştir. Toplam 24 merkezden 10.216 kişiye en az bir doz gerçek aşı ya da plasebo uygulaması yapılmıştır. Bu gönüllülerden 6.648'i gerçek aşı koluna dahil edilirken, 3.568'i plasebo koluna dahil edilmiştir. Plaseboların tekrar gerçek aşı ile aşılanması ile toplam 25.937 doz uygulama yapılmıştır. Dahil edilen gönüllülerin %57'si erkek iken, %42'si kadındır. Ortanca yaş 45'tir, ifadelerine yer verildi. Çalışma kapsamında acil kullanım onayı nedeniyle körleme ilk olarak 14 Ocak 2021'de sağlık çalışanlarında kırılmaya başlanmıştır. Ardından merkezlerin kapasitesine göre gönüllülerin körlemeleri 12 Şubat 2021 tarihine kadar kırılmaya devam edilmiştir. 12 Şubat tarihinde tüm gönüllülerin körlüğü kırılmıştır, değerlendirmesinde bulunularak şunlar kaydedildi. Bu tarihe kadar görülen semptomatik ve RT-PCR ile doğrulanmış COVID-19 vakaları ile aşının etkililiği %83,5 olarak hesaplanmıştır. Hastanede yatışı engelleme oranı ise %100 olarak bulunmuştur. Çalışma süresince her iki kolda da ölüme rastlanmamıştır. İlk doz aşı sonrası ortanca takip süresi 70 gün, ikinci doz aşıdan 14 gün sonrası için ortanca takip süresi 42 gündür. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.